geldik sayılır. Çok az bir yolumuz var ama en zor kısmı. Muhteşem bir manzara var. Evet, başladığım noktaya döndüm. 3000 metredeyim. Geldik sayılır. Çok az bir yolumuz var ama en zor kısmı sadece 165 metrelik bir fark var. Yükselti farkı. Ama hem eğim fazla, onu geçtim. Yol çok çukurlu. Geçen sene öyleydi, bu sene de öyledir herhalde. Onun için yavaşlıyorsun. Arabada atmosferik olduğu için duruyor. Geçen sene dura dura işte sağ sol yapa yapa çıktım. Bir sene bakalım çıkabilecek miyiz? Çünkü yükseltilerde oksijen çok az. Hava bir garip. Sis içerisinden geldim. Halen de sis var. Şu anda burası çok iyi gözüküyor. İnşallah böyle devam eder. Bilemiyorum, göreceğiz. Şu dere buradan başlıyor. Buraya da bir kaynak koymuşlar, iyi yapmışlar. Önce bir kalitesine bakalım. Evet, 23. Çok çok iyi. En iyi 8 görmüştüm Rize'de. Bu da çok iyi. Çok soğuk, diş çatlattı. Evet, çıktım hem de hiç duraklamadan. Bu sefer öncekilerden kolay oldu. Sebebi şu, yolu düzleştirmişler. Çukurlu falan değil. Öyle olunca yavaşlamak gerekmedi. Sadece virajlarda biraz yavaşladım. Onun haricinde işte gazı sonuna kadar bastım. Artı bir de L moduna taktım. Bu sefer çok rahat çıktım. Hani geçen sene dura dura çıkmıştım. Bu sefer durmadan çıktım. Bir de aşağıda bir 10-15 dakika arabayı dinlendirmenin de etkisi var diye düşünüyorum. Bu arada burada esiyor. İşte hava çok değişken. İnşallah şu sis dağılır. Bir tane yabancı plaka araba var. İki kişinin aşağıda yürüdüğünü gördüm. Onlar da yeni geldiler herhalde. Manzara bu. Geçen sene Temmuz'un başlarında gelmiştim. Bu sefer sonlarında geldim. Temmuz'un başlarında gelmek daha iyi aslında. Daha yeşil oluyor. Süper manzarası var. Şu küçüğü saymasak şurada 3 tane var. 4 tane var. 4 göl var. Şu dağların arkasında 2 tane var. 6. Bir de az ileride bir tane var. 7. Daha da ileride 2 tane var. Onlar çifte göller. Buraya gitmeyi düşünüyorum. Bu arada burası 3165 de yine bakayım. Evet, bu sefer 3178 gösterdi. Yani o civarlardı. 3165, 3170 civarı. Şurada gözükmüyor. Sislerin içerisinde buranın en yüksek tepesi var. 3330 falan olması lazım. Oraya da çıkasım var aslında da işte hava açarsa. Evet, yabancı plakalı araç bu. Markası ne? Dodge mu? Farklı.
Evet, yedi göllerin en büyüğü. Sağ olsun birisi güzel bir Türk bayrağı asmış buraya. Yerlerde baton iyi işe yarıyor. Çift batonu var aslında ama ikisiyle aslında zor oluyor. Tek daha kolay oluyor. Normal yürüyüşte ikisi iyi oluyor. Evet. Şimdilik güneş yer yer müsaade ediyor. Muhteşem bir manzara var. İşte güneşi yakalamışken de fotoğraf çeke çeke gidiyorum, onun için oyalanıyorum. Güneş gördükçe çekmeye devam ediyorum. Halen daha büyük gölün etrafındayım. Benim hedefim daha ilerideki çifte göllere gitmek. Oradan da aşağıya doğru dört göller var. Yukarıdan görebiliyorsam göreceğim. Önceden görmediğim gölleri görmeye başladım. Küçük ama çok berrak. Etrafında güzel yeşil alanı var. Aşağıda da yol gözüküyor. Bunun arkası da Verçenik falan olması lazım herhalde ya. Kapılı göller falan var. Evet, biraz manzara molası. Patikayı aşağıdan gördüm. Ben üstten gidiyorum. İnşallah şuradan yol vardır. Yoksa işim. Aşağı inmem gerekecek. Sonra tekrar çıkmam gerekecek. Evet, yukarıdan inemedim. Uçurum vardı orada. Biraz aşağıya döndüm mecburen. Şimdi şu patika belli. Oradan devam edeceğim. Göle de biraz yaklaşmış oldum. Çiçeğim bol oldu bir yerde. Durdu. Yine fotoğraf molası. Videoda ne kadar güzel gözükür bilemem. Ama şahane gözüküyor canlıyken. Burası muhteşem. Neredeyse her sene gelmeye başladım buraya. Normalde gittiğim bir yere kolay kolay gitmem bir daha. Hep farklı yerlere gitmeye çalışırım. Ama burası farklı. Yani farklı derken çok güzel. Evet, yine aynı rotama döndüm. Şu bol çiçekli yer. Bu da yedi göllerden. İşte bu rota üzerinde gelirken uğradığım sonuncusuydu. Evet. Burada minik bir şelalemiz var. Isırganlarımız bu arada. Buradaki dinginlik hoşuma gitti. Biraz da yorulmuştum. Ola verdim. Küçük küçük dalgaların sesi, cırcır böceği, hafiften esen rüzgar, karşıki dağların net görüntüsü, o dağların Rize'ye bakan tarafından gelen dumanlar,
İnsan doyamıyor buraya. Evet, tekrar yedi yerlerin en büyüğündeyiz. Piknik için gelenler var. Hava gerçekten güzeldi bugün. İlk başta bir korkuttu ama çok sert de esmedi, çok sıcak da olmadı, çok soğuk da olmadı. Çok iyi bir hava vardı. Evet, güzelim göle, göllere veda vakti. Evet, başladığım noktaya döndüm. Biraz burada mola vereceğim. Ondan sonra Rize'ye dönüş. Bu arada ben geldiğimde sadece işte İsviçreli karı koca vardı. Şimdi burada bayağı bir araba var.